Selamlar arkadaşlar. Şimdi Moğol görevine devam ediyoruz. 1241 Leiknitz Muharebesi'ndeyiz. Niye güldüğümü anlatacağım. Disiplinli ve amansız Moğollar en güvenilir stratejilerle Avrupa'nın doğu cephesine saldırdığı böl ve fethet stratejisi. Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben bu bölümü kaybettim. Bir kere denedim, beceremedim. Niye? Çünkü bilin. Niye? Benim bir strateji oyununda en sevmediğim şey ne? Zamanlı oyunlar. Zamanlı bölümler. Zamana karşı yarıştım. Her şeyde önce bir kaybederim ben. Easy'ye de almak istemedim falan filan. Baktım oto kayıt falan da yapmıyor. Şimdi kaydede gideceğiz. Çünkü o riske girmek istemiyorum tekrardan. Bir yarım saatim böyle bir heba oldu. O bir daha olmasın istiyorum falan filan. Cengiz Han'ın torunu Baydar'ın önderliğindeki Moğollar ilk çifte saldırılarını Orta Avrupa'da gerçekleştirdi. Dağınık gruplar haline gelen Polonya ordusu onlarla yüzleşmek için koşuştu. Şimdi şöyle bir şey var. 15 dakika içerisinde bütün Polonya ordusunu yok etmem lazım. Yani çok iddialı bir söz. Yani bilmiyorum. Yani bu arada şey yapacağım. Şimdi mikrofonu biraz kapatacağım. Kısacağım böyle. Şöyle elle. Bakayım, evet. Evet, düşüyor. Şey yok, problem yok. Çünkü Eda da bir yandan temizlik yapıyor ev işlerinde, bir yandan birilerini yürütmesi lazım. In the fertile grasslands of Leignitz, the Mongols would face Europe's greatest armies, led by the forces of Poland. An army from Bohemia was marching to assist the Polish forces gathering at Leignitz. Together, they hoped to stop the Mongols before Western Europe succumbed to a full-scale invasion. Şöyle bir durum var. If the Mongols acted quickly, they could defeat the scattered Polish army and force the Bohemians to withdraw. The Mongols had adopted gunpowder technology from their Chinese subjects and now brought with them the mighty nest of bees. This explosive projectile weapon allowed them to target the enemy with a devastating barrage of rockets. By raiding the enemy's farmland, the Mongols could plunder valuable resources. As the farms smoldered and smoke billowed to the sky, the Mongols claimed the spoils from the wreckage. Şimdi şu orta alandaki savaşçılar bir miktar problem bana. Şunları bir şöyle. Bunları çekeceğim buraya doğru. Yine
Mongolları saldırıyordu. Çok az kar kaybetmedik. The Mongols defeated the Polish detachment and continued their unrelenting drive. Bu ara burada pazar var, onu kullanacağız, odun satacağız. Biraz yiyecek alacağız. Şuraya da yağmalayalım. Şimdi gene şuraya gelelim. Odun satalım. Yiyecek alalım. Wow. Eliminated Poland's knights, dealing a critical blow to the European forces. Şunu alalım şuradan. On iki dakikam var. Şimdi
Aldım ben bebeğim. O arı kovanlarını kaybetmemem lazım. Yani biraz daha hızlı bir üretim olsa. Ay arkadaş bak bunları yeni yeni görüyorum ya. As the battle raged in the fields, the army from Bohemia was drawing ever closer. The Mongols were running out of time to defeat the Polish army and neutralize the threat from Bohemia. Geliyorum galibiyet. Hmm.
Borutlar çok güçlü de geçen sefer kaybettim onları. Öyle bir handikap yaşadım. Bu sefer hakikaten 15 dakikada bitirdim yani. The Mongols were victorious. As fire scorched the farmlands of Liegnitz, Europe reeled in horror. The ingenuity of the Mongol Empire had brought a terrifying new kind of destruction to the doorstep of the West. Isınmıyor yani odanın bu tarafı. Soğumuyor. Diğer yerler daha cool. Yep, bir görevi daha başarıyla bitirdik. Evet, bu sefer çoğu gitti, azı kaldı. Mohi muharebesiyle devam edeceğiz. Sonra 3 bölümümüz kalacak. Geriye 4 bölüm kaldı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bye.